Merhaba, ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu hafta haberler çok kısırdı, çok az haberimiz var, bir iki söylentimiz var. Dilerseniz hemen geçelim. İlk haberimiz Time dergisi senenin bitmesine henüz bir ay kalmışken senenin 100 fotoğrafını yayınladı. Ülkemizden de fotoğraflar var ama hani bakacaksanız bu fotoğraflara şunu baştan söyleyeyim. Çok neşeli, çok estetik fotoğraflar değil, haber fotoğrafçılığı üzerinden gittiği için bu içerik hem dünyada hem ülkemizde gerçekleşmiş çok acı olaylara, korkunç olaylara dair fotoğraflar var. Eğer ilgileniyorsanız her haberimiz gibi onun da linki videonun açıklamaları kısmında bulunacak. Diğer haberlerimize, daha doğrusu söylentilerimize geçelim. Bunların ikisi de Fujifilm'den geliyor. İlki fotoğraf makinelerine dair iki tane gövdenin kayıtlarının, lisans için başvurularının yapıldığı görülmüş. Model ismi gözükmüyor, orada bir code name olarak gözüküyor. Ama iki adet henüz duyurulmamış, ne olduğunu bilmediğimiz makine yolda. Benim şahsi fikrim X-Pro 4 ve X100'ün yeni versiyonu olur gibi geliyor. Ama zaten ilerleyen günlerde daha sağlam sızıntılarla ne oldukları da netleşir. Diğeri de Fuji'nin lens cephesinden geliyor. Fuji'nin 18-55 f2.8 4 kit lensi vardı yıllardır piyasada ve gerçekten de güzel bir lens. Boyutuna, özelliklerine baktığınızda yeni bir makine alan birisi için çok güzel bir kit lens başlangıç için. Hem çok pahalı değil, çok ucuz değil ama fiyatına göre güzel bir lens. Onun yeni bir versiyonun geleceğine dair söylentiler var. Ama bunun ufak bir değişiklikle geleceği söyleniyor. Bu sefer 18-55 değil 16-50 olacakmış ama diyafram değeri hakkında net bir şey yok henüz. Umuyorum ki 18-55'te olduğu gibi açık bir diyaframla başlar. Değişken bile olsa en azından geniş açılarda açık bir diyafram olması hoş bir şey. Onun için de artık haber değeri var mı bilmiyorum, artık sorgulamıyorum. Çinli markalardan yeni bir lens daha geliyor. Seven Artscenes markası full frame sensörlü makineler için otofokuslu yeni bir lensini daha duyuracağını açıkladı. Henüz çok detay yok ama bu bir resmi açıklama. Yakında duyuracaklar. Gerçekten koca koca markalar bu kadar çeşitli lens sunamazken bu Çinli markaların her hafta yeni lensler çıkarması, yeni lensler duyurması beni şaşırtıyor. Nasıl üretiyorlar gerçekten anlamıyorum. Dediğim gibi bu hafta haber açısından bahsetmeye değer pek bir şey yoktu. Her tarafta indirim haberleri var, başka hiçbir şey yok. Onun için de bu hafta Foton serisi bölümümüzün haftası. Yeni bölümümüzün konusu soğuktu. Video perşembe akşamı yayınlanacak. Siz çarşamba akşamına kadar soğuk temalı fotoğraflarınızı info@kutaykosem.com'a gönderebilirsiniz. Öyle, benden bu bölümlük bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelmişken videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve imkanınız varsa da katıl butonuna tıklayarak bana destek olmayı lütfen düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.